Artık gündemde öne çıkan diğer haber başlıklarıyla devam edelim. Biraz sağlığımıza bakalım. Zira omikron varyantı artık çok daha hızlı yayılıyor. Özellikle İstanbul için bunu söyleyebiliriz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul'da vaka sayıları 10 günde 5 katına çıktı. İstanbul patladı ifadesini kullandı. Acaba hastanelerde son durum ne? Haber Global muhabiri Gülnur Saydam şimdi karşımızda. Başakşehir Çamsakura Şehir Hastanesi'nde yanında da hastanenin başhekimi var. Acaba son tablo bize ne anlatır? Sizden dinleyelim Gülnur. Evet Sultan Arınır, son 10 günde aslında senin de ifade ettiğin gibi son 10 günde İstanbul'da vaka sayılarında 5 kat artış yaşanıyor. Elbette burada bulunduğumuz süre zarfında aşıya yoğun bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak diğer tarafta da yine test vermeye gelenler de var. Buna ne sebep oluyor vakaların bu kadar artışına? Bunun da yanında konuğumuz Sayın Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Çamsakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiğit ile konuşacağız. Efendim belirttiğim gibi test vermeye gelenler var. Diğer tarafından 3 farklı aşı yapılıyor. 3'üne de yoğunluk yaşanıyor. Neden bu kadar vakalar arttı? Aslında nedeni gözlemlemek adına bizden çok kısa süre önce başka ülkelerde bu benzer durumu yaşadı. Yeni bir varyant ve yeni bir dalga aslında bunun altında yatan. Biliyorsunuz omikron hayatımıza girmesi itibariyle bizden önce omikronla tanışan ülkelerin grafiğine benzer bir çıkış trendimiz oldu. Vakalarımızın çok hızlı artmasının birinci sebebi bu. Çünkü delta halen hakim virüs ama omikron yavaş yavaş hakim virüs olmaya doğru ilerliyor, oransal olarak büyüyor. Bu şimdilik İstanbul'da ağırlıklı olarak başladı. Ama belli ki diğer illere doğru da yayılacak. Burada bir de şunu unutmayalım. Bu vakaların içinde en büyük payı şu an gençler oluşturuyor. Bu da şu demek. Bireysel anlamdaki tedbirlerimiz ve uyum anlamındaki özverimiz çok kıymetli bir döneme giriyoruz. Yani kapalı alanlarda uzun süre bir arada kalmak, bunun yanında maske, mesafe gibi tedbirlere mesafe koymak aslında bu rakamları olduğundan çok daha büyük seviyeye taşıyabilir. Her zamankinden daha dikkatli olma zamanı bu zaman. Yoksa o yukarı çıkış trendi o kadar dik gidiyor ki biz hiçbir zaman inanamayacağımız rakamlara da yürüyor olabiliriz. Bunu engellemek hepimizin elinde. Peki omikronun etkisi var mı bu kadar hızlı yayılımında? Şimdi en büyük nedenin omikron olduğunu düşünüyoruz. Sebebi şu, çünkü normal yol yürüyüşümüzde bu kadar büyük radikal bir yükselişin altını dolduracak başka bir şey yok. Omikron vakalarının ülkemizde görünmesiyle birlikte vakalarımızın ciddi bir katlanma hızı oldu. Ki bizden önceki ülkelerde de vakaların 48 saatte 2 katına 3 katına çıktığı ülkeler var. Aslında onlarınkine benzer bir durum. Bu omikronun bir sonucu. Ama burada tabii önemli olan şu, vakalarımız evet gerçekten çok yukarı doğru hızlı çıkıyor. Bu sayıyı kontrol altına alabilmek ama çok daha önemlisi bu rakamların hastaneye yatışa, yoğun bakıma girişe ve ölüme yansımasını engellemek zorundayız. Yoksa bu çıkış sadece çıkış olarak kalmaz, canımızı yakan rakamlar haline de dönebilir. Tabii sık sık aşılamanın aslında bu süreçteki önemine dikkat çekiyoruz. Geçtiğimiz hafta Turkovak Perşembe günü aslında aşılama sürecine girdi. Dolayısıyla şimdi baktığımızda aşılamada etkisine katkısı oldu mu özellikle de Turkovak diye açısından baktığımızda? Şimdi şöyle özellikle bu hatırlatma dozlarını aştık ya, hatırlatma dozlarını aşmamız itibariyle bir anda eski rakamlarımızı, yani aşıdaki eski rakamlarımızı gördük. Bu da şu ne, bu ne demek? Biz eskiden böyle 5000'li 10000'li aşılamalar yapıyorduk günlük. Şimdi gene öyle 4000'li 5000'li aşılamalara geldik. Bu bizim için güzel bir yoğunluk. Yani güzel bir yoğunluktan kastım geleceği güzel yürümek adına iyi bir yoğunluk, aşı yoğunluğu. Şimdi ise aslında buna bir şey daha eklendi. Turkovak eklendi. Turkovak'ın eklenmesiyle birlikte 3 aşı alternatifli gittik. Şimdi ben dün rakamlarını söyleyeyim. 4000 üzerinde bir aşı talebi var. Bunun 2000'i Turkovak ve içinde de önemli ilk aşısını olanlar var. Niye önemli? Halen aşıyla tanışmamış aslında yetişkin yaş grubumuzda %9'luk hiç aşıyla tanışmamış ama ikinci dozunda olmamış %18'lik bir grup vardı. Bu grup eğer Turkovak vesilesiyle aşı olacaksa bu çok daha, olduğundan çok daha önemli bir kazanım. Bir de hatırlatma dozu niye çok kıymetli onu anlatayım size. Şimdi bugüne kadar geldiğimiz yol yürüyüşünde dalgalarda rakamlarımız nereye çıkarsa çıksın bunun hastaneye ve yoğun bakıma yansıması aslında süreci belirledi. Ve delta ile yürüdüğümüz dönemde biz 30 bin rakamlar, 30 binin çok üzerini gördük ama sağlık sistemi tıkanmadı aşılar sayesinde. Aslında bu aşı olmuş olan 53 bin vatandaşa çok şey borçluyuz. Şimdi yeni girdiğimiz dalgada da hatırlatma dozları çok kıymetli hale geldi. Niye çok kıymetli hale geldi? Çünkü olduğumuz aşıların üzerinden çok zaman geçti ve koruyuculuğu düşmeye
artmaya başladı. Bu yeni girdiğimiz dalgada hatırlatma dozlarıyla aşıların etkinliğini tekrar arttırma zamanı. Bu sayede de aslında rakamlar ne kadar yükselirse yükselsin bunların hastaneye, yoğun bakıma ve ölüme yansımasını durdurabiliriz. Bunun bize sağlayacak şey aşı. O yüzden de hatırlatma dozlarını lütfen ihmal etmeyelim. Hem o iki doz ya da üç doz aşıyla geçen dalgalardaki kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Hem de yüksek rakamdaki o ölüm rakamlarımızı hep birlikte aşağı indirelim. Bunun yolu sadece aşıdan geçiyor. Çünkü Delta'da bunu çok iyi test ettik. Biliyorsunuz aşı sayesinde aslında yoğun bakımlarımız dolmadı, servis yataklarımız boş kaldı. İlk dalgaları hatırlayın. Çok küçük rakamlarla bütün sağlık sistemi COVID hastalarıyla dolmuştu. Bu yeni rakamlar belli ki çok yukarıları görecek ve bunların sağlık sisteminin tıkanmasını istemiyorsak, eğitim, sanat, spor, ticaret hayatı sekteye uğrasını istemiyorsak aşı olmak boynumuzun borcu. Aşı olan her bir vatandaşa çok şey borçlu olacağız. Eğer bu dalgayı kazasız belasız atlatırsak ki temennim şu, biz tedbirlere riayet edersek, aşımız olursak bunun son dalgamız olma ihtimali de var. Belki de son hatırlatma dozumuzda. Niye söylüyorum bunu? Belki de toplumsal bağışıklığı sağlam imkanımız olacak. Maske, mesafe ve aşı gerçekten önemli. Şu an bunu ihmal etmeyelim. Vakaların önüne geçmek için. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bir kez daha belirtelim aslında. Hastanelere evet test vermeye gelenler var. Aynı zamanda yine aşı sayılarında da yine artış yaşanıyor. Vaka, artan vaka sayılarının önüne geçmek için de uzmanların elbette ki en önemli uyarısı aşıları tam doz halinde vurulması gerektiği hususunda diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.